bahsediyor. Doğrunun denklemi şu. Eksi x artı 4y artı 2 eşittir 0 doğrusu. Şimdi bizim aradığımız doğru bu doğruya paralel olacak ve şu noktadan geçecek. Şimdi öncelikle bu doğrunun eğimini bularak başlayalım. Eğer eğim bulacaksak y yalnız kalmalı. Bu nedenle şuradaki eksi x'i ve artı 2 eşliğin karşısına yolluyorum. Şöyle devam edelim. Sol tarafta 4y kaldı. Eşittir. Eksi x'i yolladık. Artı x'e dönüştü. Artı 2'yi yolladık. Eksi 2'ye dönüştü. Şimdi her iki tarafı y'nin katsayısı olan 4'e bölüyorum. Bunlar gitti. Şurası y. Eşittir. X bölü 4. Başka bir deyişle 1 bölü 4x. 2 bölü 4 yani eksi 1 bölü 2. Tabi bunun ne olduğu önemli değil. Biz şuraya bakacağız. X'in katsayısı. Bizim eğimimiz, bizim şu siyah doğrumuzun eğimi 1 bölü 4 olur. Şuraya yazıyorum. Eğim eşittir 1 bölü 4. Şimdi bizim doğrumuz, aradığımız doğru bu doğruya paralelmiş. Yani şöyle bir doğru. Tabi iki doğru birbirine paralelse eğimleri eşit olur. Bizim aradığımız doğrunun eğimi 1 bölü 4'tür o zaman. Bir tane de noktasını biliyoruz. Noktası da şu. 3 virgül eksi 2. A. 3 virgül eksi 2. Bizim aradığımız şu mavi doğru 3 virgül eksi 2 noktasından geçiyor. Eğimi de 1 bölü 4. O halde denklemini bulabiliriz. Şu mavi doğru. Üst tarafa eksi virgül y yazıyorum. Altına noktamızı yani 3 virgül eksi 2'yi yazıyorum. Şimdi eğim bağıntısı yazacağız. Eğim bağıntısı şuydu. Önce y'ler çıkarılıyordu. Birbirinden çıkarıp oranlıyor. Eğim eşittir y eksi eksi 2. Y'leri çıkarıyoruz. Bölü. X'leri çıkaracağız. O da x eksi 3 olur. X eksi 3 eşittir. Eğimimiz ki eğimimiz de 1 bölü 4. Şurayı düzenleyelim önce. Çarpmadan önce. Y artı 2 bölü x eksi 3 eşittir 1 bölü 4. İçler dışlar çarpımı yapacağız. Yani şöyle çapraz çarparız. Şöyle yukarıdan devam edersek. Şimdi 1 çarpı x, x. 1 çarpı eksi 3, eksi 3 eşittir. 4 ile y'yi çarpıyorum. 4 y, 4 ile 2'yi çarpıyorum. 8. Şimdi hepsini aynı tarafa toplayabiliriz. Hepsini sola alalım. Şöyle. Bu durumda x eksi 4 y. Şu 8 sola gelince eksi 8 olacak. Eksi 3 eksi eksi 8. Eksi 11 eşittir 0. İşte bizim aradığımız doğrunun, şu mavi doğrunun denklemi budur. X eksi 4 y eksi 11 eşittir 0. Tabi bizden istenen denklem değil de y eksenini kestiği nokta. Eğer bir doğrunun y eksenini kestiği nokta aranıyorsa x yerine 0 yazılmalıdır. Çünkü y ekseninin denklemi x eşit 0'dır. Tabi x eksenini kestiği noktayı arasaydık o zaman da y eşit 0 yazacak. Şimdi x yerine 0'ı yazıyorum burada. Şurada 0'ı yazalım. 0 eksi 4 y eksi 11 eşittir 0. Aradığımız y olduğu için şu eksi 4 y'yi sağ tarafa doğru yollarız. Bu durumda sol tarafta eksi 11 kalıyor. Eksi 11 eşittir 4 y. Şimdi her iki tarafı 4'e bölersek bizim y'imiz eksi 11 bölü 4 olur. Yani o doğrunun, bizim aradığımız doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı eksi 11 bölü 4 olacak.